ıslık dili, kuş dili kültürü bugün itibariyle UNESCO'yu kazandı. Yani somut olmayan kültürel miras aday listesine girdik. Bu listeyi kazandık. Kuş dili ya da ıslık dili. Yüzlerce yıldır bu geleneği devam ettiriyorlar. Karadenizlilerin kendilerine has bu dilleri artık UNESCO kültürel mirası listesinde. UNESCO tarafından Doğu Karadeniz'de halk arasında kuş dili olarak ifade edilen ıslık dili, acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesine dahil edildi. Kuş dilinin UNESCO toplantısında listeye alındığı müjdesini Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş verdi. Bakan Kurtulmuş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, asırlardır Doğu Karadeniz'de yankılanan ve kuş dili olarak da bilinen ıslık dili, UNESCO acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesine alındı. Bu kültürü yaşatan tüm Karadeniz'de hemşehrilerimi kutluyorum, hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Adına festivaller düzenlenen ve hatta Giresun'da bir köye adını veren özel dilin sahipleri ise bu karara en çok sevinenler oldu. Bu bizim için sevindiricidir. Başta Giresun olmak üzere Giresun ve Türkiye'nin tanıtımı için çok yerinde bir karardır. İyi olacaktır. Böylelikle kuş dilinin 2009 yılında başlayan UNESCO hikayesi mutlu sonla bitti.